sosyal ve kültürel faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Ben bunu bahsetsem var ya, inan bitmez ya. Kısaca birkaç bir kısacası, bir şimdi kısaca da hazmedemiyorum yani. Şimdi kısaca ben ne diyeyim sana, bak şimdi. Ya çok ya, şimdi biz belde belediyesiydik. Koskoca Ankara'da bir belde belediyesi şehircilik sempozyumu yaptı. Ankara'da yapılmayan bir şehircilik sempozyumu. Türkiye'de. Çok önemli. Ufacık bir belde belediyesi. Adam dedi ya, şehircilik sizin neyiniz de kardeşim, beldesiniz. Ha öyle değil. Kocatepe konferans salonu tıklım tıklım oldu. Allah rahmet eylesin Turgut Cansever Hoca'nın, bilge mimarın çok süper bir tebliği. Allah rahmet eylesin Erdem Beyazıtların muhabbeti. Onlarla başladık biz. Böyle süper bir kültürel faaliyet. Ve bu geleneksel hale geldi. Devam edip gidiyor şimdi. Şu anda bizim şehircilik sempozyumlarımız artık uluslararası hale geldi. Virginia Üniversitesi'nden öğretim üyesi gelir, Kaliforniya Üniversitesi'nden öğretim üyesi gelir. Bu bir. Geç. Kitap okuma yarışmaları düzenliyoruz biz. Mesela örnek, Fursaklar'da bir ayda kitap dağıttık. Bir ayda tam 10.000 tane kitap okunuyor, özeti gelir bize ve biz özetlerine karşılık yeni bir kitap veririz hemşerilerimize. Üç, atlardan çok olur, onu da söyleyeyim çünkü sayamam. Hapishaneler aydınlanıyor dedik. Türkiye'de bizden kitap isteyen ve kütüphane isteyen tüm hapishanelere biz kitap götürdük. Minimum 500 kitap. Bunu Çankırı hapishanesiyle başladık. O dönemin başsavcısı, savcılarına, hapishane müdürüne buradan yine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Orada başladık. İşte bu Kırıkkale, Alanya, efendim Ankara'da 18 tane hapishanemiz, hepsine devam etti. En az 500 kitap kütüphane, sonra kütüphane. Devam. Yaşlılar önemli bizim için. Yaşlılarla ilgili projemiz vardı. Dedeler neneler ikinci bahara yürüyor. Geleneksel hali bu sene yedincisi yapılacak. Niye yapıyoruz bunu? Yaşlıları önemsemek mecburiyetindeyiz. Hepimiz birer yaşlı adayız Allah ömür verirse. Bu insanların tecrübesinden, edebinden, hayasından, bilgisinden, her şeyden istifade etmemiz gerekir bizim. Ve orada yarışmayı iştirak edip de ilk üçe girenleri eşleriyle ve torunlarla beraber Kaplıca'da dinlendiriyoruz. Daha sonra geliyoruz. Şu anda bulunduğumuz hanımlar lokali. Nezaket hanımlar, hanım evi. Bu tür faaliyetlerimiz var. Çıkın bakın. Fitness salonlarımız tertemizdir. Konferans salonumuz tertemizdir. Efendim kurslar veriyoruz. Arapça, İngilizce, bilgisayar kursları. Bu devam ediyor burada. Ha, burada devam ettiği gibi Saray mahallemizde devam ediyor. Altınoğlu mahallemizde devam ediyor. Bu devam ediyor. Onun haricinde nezaket okullarımız var bizim. Bunlar Türkiye'de ilktir ha. Bak nezaket okulu. Ne yapılır nezaket okulunda? 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklarımız eğitim, öğretim alır burada. 8 aylık bir müfredat programı uygulanır. Aynı anaokulu gibi. Ama oradan farklı bu çocuk. Kendine karşı görevi, anasına, babasına, ebesine, dedesine, akrabasına, çevresine, konusuna, komşusuna, şu sokaktaki canlı cansız mahlukata karşı hep görevlerini bu 8 ay içerisinde bu çocuklar öğretilir. Yatarken ne yapacak? Kalkarken ne yapacak? Büyünün karşısında ne yapacak? Nasıl yatacak? Nasıl kalkacak? Yemeğe otururken, yemekten kalkarken temizliği nasıl olacak? Nasıl hitap edecek? Kardeşine, arkadaşına, babasına, büyüğüne, küçüğüne, bunlar öğretilir. Bu da ilktir. Başka biri dede torun lokalleri. Bu da ilktir. Her mahallede bunlar ücretsiz, bila bedel. Yani her şey para değil. Dede torun lokalleri. Bir tarafta çocuğun oyun alanı, bir tarafta dedenin oturma alanı. Aynı bizim yarın meclisleri gibi. Dede burada oturur, çayı gelir içer, televizyonu seyreder, kitabını okur, torununa oradan bakar, ezan okur, hadi yavrum çıkalım camiye diyebilir, demeyebilir de önemli değil. Gelir torunu dizinin dibine oturur, masal anlatır. Bu. Onun haricinde şehir kütüphaneleri kuruyoruz biz, şehirlerle ilgili. Her şehrin hakkında şu anda bilgi topluyoruz. Bu da Türkiye'de ilgidir. Ya bu kadar çok, ben ne anlatayım şimdi, ne diyeyim. Kitap okuma yarışmaları yapıyoruz. En az 10 binlerce kişi katılıyor.
Bir önceki 10.000 kişi katıldı, geçen sene 9.900 küsur kişi katıldı. 20'şer tane kitap veriyoruz bu insanlara. 20 kitaptan sınav yapıyoruz, üniversite sınavı gibi. Sağ olsun İlçem Milli Eğitim Müdürümüz o gün okulları tatil ediyor. Okul öğrencisi, velisi, burada oturan, çalışan kim katılmak istiyorsa 9.900 kişi, 10.000 kişi yarışmaya katılır. O 20 tane kitaptan sınav yapılır, hediyeleri verir. Sonra geleneksel mimari özen gösteriyoruz. Yani geçmiş Osmanlı, Türk, Selçuklu mimarisinin en azından belirtileri olan binalar olsun istiyoruz. Ve fazla da gitmeyin. Daha ben o kadar çok anlatacağım şey var ki yani. Bizi de bekliyorlar. Saat 23'ü olmuş. Üyesi olduğumuz sivil toplum kuruluşları var mıdır? Vallahi üyesi olduğumuz bizim işte Çankırılar Federasyonu olsun. Efendim, belediye başkanlığından önce tabii bir takım şeylerimiz vardı. Onun haricinde birkaç tane sivil toplum örgütüne üyeyiz biz. Yakın arkadaşlarınızın ve ailenizin sizinle ilgili öne çıkardığı özellikleriniz nelerdir? Bilmiyorum. Yani ben bir iş yaparsam hırsla yaparım. Ve mutlaka da kazanmamız lazım diye düşünüyorum. Kazanmasak da çıldırır. Lakayt olan adamlara bozuluruz. Yani ekibimde eğer biz hırsla bir işi kazanmak için varsa, sağlı sorunu sallıyorsa, lakaytsa bozulur. Ciddiyet önemli benim için. Öyle de bilir. Siyaset yapmayı düşünen hemşerilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Vallahi hemşerilerim dimdik olması lazım. Dürüst olması lazım. Ya şuna şöyle olsun, buna böyle olsun da siyaseti yapıverelim, bilmem ne filan. Ya ayak oyunu filan olmuyor. Yani bize göre değil, bilmiyorum. Ben iki dönem yaptım. Hep derler ki ya işte siyaset efendim oyun alavere dalavere filan. Vallahi elhamdülillah alaveresiz dalaveresiz şu iki dönemi tamamlıyoruz. Dümdüz Rabbim nasip ederse devam. Etmezse tamam. Kubbede hoş bir seda bıraktık mı bıraktık. Dürüst olsunlar, mert olsunlar, hoşgörülü olsunlar, mütevazi olsunlar, benlik ve enaniyet duyguları olmasın, egoları olmasın. E bu yeter bana göre ya. Adam gibi adam olalım ya. Yani adamlığımızdan da taviz vermeyelim. Yani öyle onu verecek, bu böyle olur. Ne olacak ya? Olsa ne olacak? Biz taviz verdikten sonra... Yani bir şeyden taviz verirsen, ipin ucunu kaçırırsan gider, o da kişilik zafiyeti. Memleketimiz ve hemşerilerimizle ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Valla seviyoruz hemşerilerimizi. İçimizden hep şu geçer, yani işte bir kapıdan geldiğinde işte hemşerimiz de olsun, yani uzayan kol bizden olsun. Ama hemşerilerimiz başımızı öne eğdirecek bir iş yapmasın, adam gibi adam olsun. Hemşerilerimizi biz Allah rızası için seviyoruz yani. Bizim toprağımızdan kötü insan çıkmaz. Yani çıkmaması da lazım. Kendinden başka kimseye de zarar olmaz. Olmasın. Ama faydası olsun. Yani faydası, çevremize faydası, faydamız olsun. Bak biz Bursaklar'da işte hep yerli belediye başkanlarıyla bugüne gelmiş. Biz güya işte farklı bir ilden gelmiş bir belediye başkanımız ama elhamdülillah hiçbir zaman hemşerilerimizin ve bize inanan arkadaşların başını öne indirecek bir şey yapmadık. Gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Vallahi önce gençlerimiz bol bol okusunlar. Kitap okusunlar. Öncelikle okumaları lazım. Ve tabii memleketin dürüst siyasilere ihtiyacı var. Dürüst insanlara ihtiyacı var. Yani gençlerimize benim tek derdim örf, adet, gelenek, görenek. Gelenekleriyle ve büyüklerle irtibatı kesmesinler. Şimdi bizim gördüğümüz gençlikte biraz sıkıntı var. Benim şahsi kanaatim. Gençlerimizin ailesinden, büyüğünden, örfünden, adetinden sanki koptuğu hissi var. Görüyoruz da, yaşıyoruz da, maalesef. Ya burada tek derdimiz bizim İşte dedik ya, dede torun lokalleri olsun, yaşlılara hizmet, hürmet olsun. Bunlarla bağ koparmamak lazım. Eğer biz bunlarla bağ koparırsak, bir milletin gençliğinden ümidi kesilmişse, o devlet, o millet nereye varırsa da varsın iflah olmaz. Çünkü gençlik bizim istikbalimizin teminatıdır.
gençlik her şeyiyle sağlam bir inanca sahip olması lazım. İnanç olmazsa zaten bir şey olmaz. Bomboş kaldırat ya. Yani. İşte bizim atalarımızdan öyle sözler gelmiş ki atasözleri de bunu ortaya koyuyor. Ya işte atanla bağını koparmayacaksın. Hiçbir yanlış atasözü duydun mu ya? Ya şunu da nereden söylemişler diyebilir misin? Diyemezsin. Onun için ecdatla bağı koparmayacak genç. Benim tek derdim iyi sağlam inanca sahip olacak. Örfü, adeti, geleneği, göreneğine sahip çıkacak. Büyüğüne aman sen de demeyecek. Çünkü bizim derdimiz büyüklerine öf bile deme diyen bir inanca sahibiz biz. Bunu yaparsa genç öf, aman nereden çıktı, kocadın bilmem ne dediği an bitmişiz demektir biz. Böyle bir gençlik olmaz. Başkan, memleketimiz kalkınmada öncelikliler arasında. Girişimci hemşehrilerimiz ve memlekete yatırım yapma konusundaki düşünceler üzerine biliyoruz. Tabii memlekete yatırımı yönlendiriyoruz biz. Yani bizim iş adamlarımız olsun, çünkü bizim kalkınmada öncelikli bir ilerimiz. Ve Ankara'ya da çok yakın olmasın. Yani merkeze çok yakın olmasın. Efendim çok rahat bir güzergahımızın olması, ki hükümetimiz güzel güzel yollar da yapıyor. Duble yollar yapıyor. Çok büyük bir avantaj. Biz elimizden geldiği kadar yatırım yapacak çevremizdeki arkadaşlara yönlendiririz. İşte bizim buralarda güzel yatırım yapılır. Kalkınmada öncelikli bölgelerde burası. Her zaman da söyleriz. Tabii oraların kalkınması demek hepimizin kalkınması demek. Hepimiz için çok önemli. Elimizden geldiği kadar bunu özen göstermemiz ve gayret etmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Son olarak başkanım, fırsatlarda oldukça bir hemşeri yoğunluğumuz var. Hemşerilerimizle ilgili çalışmalarınız hakkında bilgi alabiliriz. Sosyal kültürel tesisler ve programlar hakkında. Biz şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Fırsatlarda tabii nüfusun bir kısmı, büyük bir kısmı değil, Çankırılı hemşerilerimiz. Yani onların efendim kendi ilçelerinde, kendi beldelerinde sıkıntılar olabilir. Hatta ilçe ve belediye başkanlarının problemi olabilir. İşte bu tür hizmetlerde mümkün mertebe ilgili belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla irtibata geçip ne yapılabilir? Onlara destek olmaya o şekilde çalışıyoruz. Onun haricinde siz de biliyorsunuz, buraya belediye başkanına oturduğunda artık ne parti rozetini çıkarıyorsun? Efendim memleketini çıkarıyorsun. Diyorsun ki biz hepimiz hemşeriyiz, hepinizin belediye başkanı diyorsun. Herkese yapılanı elimizden geldiği kadar hemşerimize yapıyoruz. Hemşerimize yapılanı diğer hemşerilerimize yapıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim ki Çankırı'mıza ilçelerini olsun, beldelerini olsun, ulaşmadığımız ilçemiz, beldemiz kalmadı. Her birinin belediye başkanı olsun, ilçe başkanı olsun, mümkün mertebe oturup hasbihal ediyoruz, dertleşiyoruz. Milletvekillerimizle de dahildir. Ve sıkıntılar vardır, olabilir. Efendim ne bileyim işte Şabanözü Belediyesi'nin şu sıkıntısı vardır. Efendim ne bileyim Yapraklı'da şöyle bir şey vardır. Efendim Çerkeş'te şu vardır. Efendim Çankırı'da şu vardır. Elimizden geldiği kadar tabii. Onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Burada da hemşehrilerimizin işte dernekleri var. O dernek toplantılarına mümkün mertebe iştirak etmeye çalışıyoruz. Orada gençleri bazen toplarlar, gençlere sohbet etmeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde irtibatı koparmadan onlara hizmet ederek hem ilmen hem kültürel olarak hem de belli olarak güzel hizmetimize devam etmeye çalışıyoruz. Başkan, teşekkür ediyoruz. Böylece bir sohbet oldu. Eyvallah. Sizin isteğiniz